Herkese merhaba, ben Emrah. Purjeler hakkında biraz konuşmaya ne dersiniz? En basit haliyle purjeler, sistemde veya tesisatta bulunan ya da zamanla oluşmuş havanın atılmasını sağlayan ürünlerdir. Birçok farklı modeli bulunur. Temelde çalışma prensipleri aynı olsa da aralarındaki bazı farklara değinmek istiyorum. Şamandıra sistemli purjelerde iç kısmın su ile dolduğunu düşünün. Havanın olmadığı bir senaryoda şamandıra yukarıda duruyor. İçine hava girdikçe şamandıra aşağı doğru inerek yukarıdaki açıklıktan havanın tahliye olmasını sağlıyor. Kuru yataklı purjörlerde ise purjör içine hava girdikçe bu gördüğünüz mekanizma aşağı iniyor. Ancak şamandıra sistemli purjörde olduğu gibi hava atma mekanizması su ile doğrudan temas etmediği için, yani hava kanalları ile havayı tahliye ettiği için, hava atma bölümünde herhangi bir tıkanma olmuyor. Böylelikle kirlerden kaynaklanan arızaların da önüne geçmiş oluyoruz. Sistemde hava bulunduğunda bildiğiniz gibi birçok sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Sistem içindeki hava genellikle hem vanaların hem de cihazların çalışmasına engel olur. Bu da sistemin performansının düşmesine sebep verir. Ayrıca ileri boyuttaki hava problemi sistem ekipmanlarına da ciddi zararlar verebilir. Üstüne bir de zamanla sistemde tortu ve kirlilik oluşur. Yani havanın yarattığı sıkıntılara ek olarak tortu ve kirlerin yarattığı sorunlarla da uğraşmak durumunda kalırız. Çoğumuzun başına gelmiş fakat sebebini bilmediğimiz bir örnek vereyim ve purjör neden kullanılmalı açıklayayım. Kış aylarında en çok radyatörüm ısınmıyor cümlesini duyarız. Bunun başta sebeplerinden biri radyatörlerdeki istenmeyen havadır. Havanın olduğu bir sistemde su ulaşması gereken yere ulaşmazsa ısıyı da o noktalara taşıyamaz. Sonuçta sistemdeki havadan kaynaklanan performans düşüklüğü ve enerji kaybı ortaya çıkar. Purjörler ile ilgili en çok duyduğumuz cümle purjörüm çalışmıyor veya bozuk cümlesidir. Acaba purjör sahiden de bozuk mudur? Maalesef her purjör her sisteme uygun değildir. Purjörümüzün çalışması için öncelikle doğru kullanım noktasını belirlememiz gerekiyor. Burada sistemin sıcaklığı ve purjörün konumlandırıldığı nokta çok önemli. Çünkü piyasadaki purjörlerin havayı tahliye edebildikleri maksimum basınç değerleri var. Hadi gelin buna bir örnek verelim. Diyelim ki 10 katlı bir binamız var ve bir kolonun tepesi için purjör kullanmamız gerekiyor. Statik yüksekliğinde 30 metre olduğunu varsayalım. Bu durumda kullanılması gereken purjörün maksimum havaya atabilme basıncının 3 bar olduğunu hesaplarız. Başka bir örnek vermek gerekirse, 15 katlı bir binamız olsun. Ortalama 4,5 barlık basıncın olduğunu varsayarsak, bu noktada daha yüksek hava atma basıncına sahip bir purjör kullanmamız gerekir. Yani sizlere bizim ürün grubumuzda bulunan 6 barlık havaya atma basıncına sahip ürünleri öneriyor oluruz. Bu durumda önemli olan doğru ürünün seçilmesidir. Eğer doğru ürün seçilmezse cihaz içindeki mekanizma zarar görür. Ve bu da cihazın bir daha hiçbir zaman işlevini gerçekleştirememesi demektir. Bu nedenle kullanacağınız purjörlerde maksimum hava atma basıncını bilmemiz gerekir. Doğru ürün kullanımı ve teknik sorularınız için bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.